Sevde. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır ve bu alışkanlık nasıl sürdürülür? Bununla ilgili bence hepimiz bazı problemler yaşıyoruz. Kitap okumayı çok sevdiğimiz halde bu alışkanlığı sürekli hale getiremeyebiliyoruz. Ben mesela bazen bir anda böyle geçmişi düşünüyorum. Diyorum 2-3 aydır kitap okumamışım falan. Bu tarz şeyler yaşıyoruz. Bunun önüne nasıl geçilir ve kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim ilk madde şu: bir kitabı ilk defa elinize aldığınızda, kitabı okumaya yeni başladığınızda, o kitabın anlattığı şeyi biraz olsun anlayana kadar, hani karakterleri biraz kavrayana kadar, söylemeye çalıştığı şeyi biraz anlayıp da kitabın içine girene kadar o kitabı bırakmayın. Genelde bu 40 ila 50 sayfa arasında zaten sağlanıyor. Yani kitabı elinize ilk aldığınızda en azından bir 40-50 sayfa okumanızı rica ediyorum sizden. Çünkü bu şekilde kitabın anlattığı şeyi biraz olsun içselleştirebiliyorsun ve adeta bir dizi izlermiş gibi, hani bir sonraki bölümü merak edermiş gibi kitabın da kalanını merak ettiğinizi göreceksiniz. Bu merak da zaten sizi kitabı okumaya iten bir güç olacak. Kitabı yarım bırakmamış olacaksınız. İkinci önerim ise kitap okumaya her gün en az 10 dakika kesintisiz olarak tam böyle odaklanmış bir şekilde vakit ayırmanız. Evet, kitap okumaya vakit ayırıyor olabilirsiniz. Bir yerlerde sıra beklerken ya da bir işin arasında 2-3 sayfa okuyup duruyor olabilirsiniz. Ama bu tarz okumalar çok verimli olmadığı gibi kitabın sizin elinizde sünmesine sebep oluyor. Onun yerine günde 10-15 dakika en azından tam odaklanmış olarak kesintisiz bir vakti kitaba ayırabilirseniz, bu şekilde kitap okumanın tam anlamıyla bir alışkanlık haline dönüştüğünü ve okuduğunuz kitabı çok daha iyi kavrayabildiğinizi fark edeceksiniz. Üçüncü bahsedeceğim olay bence çok önemli. Özellikle de uzun zamandır kitap okumadıysanız eğer, sizin için oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır kitap okumadınız ya da hiçbir zaman kitap okuma alışkanlığınız yoktu ve bu alışkanlığı edinmek istiyorsunuz. Ne okusam diye düşündüğünüzde belki aklınıza çok popüler, çok güzel olduğunu bildiğiniz, arkadaşlarınızın önerdiği, uzun zamandır duyduğunuz kitaplar geliyor olabilir. Ama okumanız gereken kitap belki de bunlardan hiçbiri değil. Gidin bir kitap evine bakın. Gerçekten dış görünüşüyle, işte kapağıyla, yazarıyla, öyküsüyle ve üslubuyla sizi gerçekten çekiyor mu? Kitapçıya gittiğinizde rafları şöyle bir dolanın. İlginizi neler çekiyor? Biraz göz gezdirin. İlginizi çeken bir kitabı elinize aldığınızda sadece dışına bakmakla yetinmeyin. Ortalarından bir sayfa açın mesela. 5-10 sayfa okuyun. Bakın üslubu sizi tutabiliyor mu? Devamını merak ediyor musunuz? Yazarın yazım tarzından hoşlandınız mı? Bunlar gerçekten çok önemli. Yani bir kitabın çok iyi olduğunu başkalarından duymuş olmak çok başka bir şey. Sizin gerçekten kitap evine gidip o kitabı beğenip içeriğini biraz inceleyip ondan sonra beğenip almanız çok başka bir şey. Uzun zaman sonra kitap okuyacaksanız ve kitap okuma alışkanlığınızı güçlendirmek istiyorsanız ne tarz bir kitap okumak istediğinizi kendiniz seçmelisiniz. Dördüncü madde bence birçoğumuzun ortak sıkıntısı kitap okumayı bir görev gibi görmek. Bu gerçekten bir problem yani. Düşünsenize, bir kitabı alıyorsunuz belki sizi gerçek hayattan soyutlasın diye, belki içeriğini merak ettiğiniz için, belki yazarına ilgi duyduğunuz için, ama o kitabı gerçekten okumak istiyorsunuz. Daha sonradan bilinçaltınızda sürekli şöyle bir uyarı var: bu kitabı okumalısın, bu kitabı okumalısın. Bu sefer o kitabı okuma eylemi size bir iş gibi, bir görev gibi, mecburmuşsunuz gibi hissettirdiği için kitap okumaktan bence biraz soğuyorsunuz. Bu gerçekten ciddi bir problem. Ben bunu böyle okumakta zorlandığım kitaplara yaparım. Yani aldın bu kitabı, bu kadar para verdin, bu kadar önemli bir yazarın kitabı, bunu okumak zorundasın diye düşünürüm ve o şekilde düşündüğüm zaman o kitabı okumaktan gerçekten soğuyorum. Bunu engellemenin yolu nedir? Kendinizi çok fazla zorlamamak, çok fazla kasmamak. O kitap olmuyorsa gidin başka bir kitap okuyun. Yani bu kadar aşırı derecede bu kitabı okumalıyım, bu benim görevim diye düşündüğünüz zaman bence kitap okumaktan biraz da olsa soğuyorsunuz. Bunu lütfen kendinize yapmayın, o kitaplara da yapmayın. Beşinci maddede bahsedeceğim şey ise kitapla ilgilenmeye ara vermemek. Ne demeye çalışıyorum? Aslında biz zaten günde 10 dakika kitap okuyorduk. Ancak kitapla ilgilenme kavramı biraz daha farklı. Kitap evlerini sürekli olarak ziyaret etmek, arkadaşlarınızla kitapla ilgili sohbet etmek ya da kitapla ilgili paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına bakmak, yazarla ilgili, kitapla ilgili insanlar ne demiş, nasıl yorumlar yapmışlar, belki bir işte Google'a yazıp ekşi sözlükten vesaire bakabilirsiniz. Aslında kitapla biraz daha bütünleşmek için, biraz daha ilginizi canlı tutabilmek için bu tarz şeyleri bence kullanabilirsiniz. Ben mesela kitap
kitap okumayı bıraktığım zamanlarda bile kitapla ilgilenmeyi bırakmıyorum. Bu sayede kitaplara olan ilgim her daim taze kalmış oluyor. Yeri geliyor bir ay, 1,5 ay kitap okumuyorum ama ardından çok hızlı bir dönüş yapabiliyorum. Çünkü o süreçte hangi yazarlar çıkmış, neler olmuş, insanlar bu kitap hakkında neler söylemişler, bunları takip ediyor oluyorum ve okumaya geri döndüğümde de merak ettiğim kitapları birdenbire hızlı bir şekilde okuyabiliyorum. Altıncı önerim ise kitap okumayı biraz daha sosyal bir hale getirebilmekle ilgili. Az önce söylemiştim ya, biz kitap okumayı biraz böyle görev bilinciyle yapıyor olabiliyoruz. Yani ben bu kitabı aldım, okumalıyım, okumak zorundayım diye düşünebiliyoruz ve bu çok tatsız bir ortam yaratıyor aslında. Oysa ki bir arkadaşınızla beraber okusanız, eşiniz, dostunuz, artık anneniz, kardeşiniz, kim olursa birisiyle beraber okusanız ve birbirinizle bu kitapla ilgili fikirlerinizi paylaşsanız, kitap okuma eylemi hem biraz daha eğlenceli bir hal alır hem de o kitabı beraber okuduğunuz kişiyle de aranızda farklı bir bağ oluşturur. Yakınınızda böyle bir sizinle beraber kitap okumak isteyecek arkadaşınız, tanıdığınız yoksa da kitap kulüplerine katılabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bir sürü online kitap kulübü var. Yani bunun için yapılmış siteler var. Buralara katılabilirsiniz. Bu kitap okuma eylemini biraz daha sosyal bir hale dönüştürebilirsiniz. İnanın arkadaşınızla beraber okuduğunuz kitap ya da birkaç insan hep beraber aynı kitabı okumak çok daha sosyal, çok daha eğlenceli bir hal alıyor ve kitap okuma alışkanlığını aslında herkes birbirine biraz da olsa aşılamış oluyor. Ben çok seviyorum bir arkadaşımla beraber kitap okumayı. Şu anda da zaten bir kitap kulübüne aktif olarak üyeyim. Siz de yakınınızda böyle bir kitap kulübü varsa o tarz bir kulübe katılabilirsiniz veya online kitap kulüplerine bakabilirsiniz. O da olmadı, yakın arkadaşınızla beraber aynı kitabı okuyabilirsiniz. Yedinci önerim, farklı türleri deneyin. Yelpazeyi geniş tutun. Kitap okumakla ilgili konuşulduğu zaman aslında insanlar genelde roman anlıyor. Ancak böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bir roman aldıktan sonra, örneğin işte edebiyat seven, duygusal bir insansanız şiir kitabı alabilirsiniz. Kısa kısa öyküler okumaktan hoşlanıyorsanız öykü kitabı alabilirsiniz. Deneme kitabı alabilirsiniz. Kurgu olmayan, biraz daha bilimsel bir şey okumak istiyorsanız, ilginizi çeken bilim dalı hangisiyse onunla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz. Kişisel gelişim, psikoloji, felsefe. Gerçekten çok ciddi anlamda geniş bir yelpaze var aslında karşımızda. Hem böylelikle de sürekli olarak kitap okuyan bir insan olma özelliğini sağlamış olursunuz. Bu yüzden mutlaka yelpazenizi geniş tutun. Hangi alanlara daha fazla ilginiz var? Bunu biraz düşünün ve ona göre kitaplar almaya çalışın. Sekizinci ve son önerim de aslında kitap okuma alışkanlığı ile ilgili olmayıp kitap alışverişi ile ilgili olan bir öneri. Bu öneriyi hangi videoya koysam diye bayağıdır düşünüyordum. Bu videoya çok uygun olduğuna karar verdim. Lütfen kitap alışverişi yaparken öncelikle kitap evine gidin. Kitabınızı az önce anlattığım yöntemlerle içini karıştırarak, okuyarak vesaire seçin. Ama sonrasında eve gelin. Evden, internetten sipariş verin o kitabı. Çünkü internet sitelerinin hemen hepsinde neredeyse her zaman %30'a varan indirimler oluyor. Ben çoğu zaman 30 liralık, 40 liralık kitapları işte 20 liraya, 25 liraya alıyorum ve bütün kitapları bu şekilde aldığınız zaman gerçekten maddi olarak çok daha rahat bir şekilde alışveriş yapmış oluyorsunuz. Ben de açıkçası hiç kimsenin kitap evinden almak uğruna 10 lira, 20 lira daha fazla vermesini istemem. Bu yüzden kendim de bu şekilde alışveriş yapıyorum. Size de internetten alışveriş yapmayı şiddetle öneriyorum. Benim kitap okuma alışkanlığı ile ilgili önerilerim bu kadardı. Umarım işinize yarar bir şeyler söyleyebilmişimdir. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.